Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki bu kanaldasınız, iyi ki bizimlesiniz. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere güzel gelişmeler var. Ama öncesinde birkaç farklı konuya değinmem lazım. Şimdi U17 milli takımımız Avrupa Şampiyonası C grubundaki 3. maçında Belçika'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı puan alamadan tamamladı. Düşünün yani. Yani yok mu iş bilmez birisi, Galatasaraylı kimliğinden falan alsanız, ne bileyim Beşiktaş'ta Trabzonlu falan diye. Hani Fenerbahçelileri zaten yapmıyorsunuz da o yüzden diyorum. Yok mu? Yine aynı şekilde A milli futbol takım seçildi. Yani enteresan seçimler oldu baktığınız zaman. Karagümrük'ten de bir Emre Mor tepkisi geldi. Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u milli takıma almayan anlayış bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa çeşitli odakların temsilcisidir diye. Tabi bu da ağır bir itham olmuş. Şimdi Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur ilk kez A milli takım kadrosuna çağrılmış. Tiago Çukur hariç diğerlerini bekliyordum açıkçası. Cenk Özkaçar geç bile kaldı. Şimdi Süper Lig'de iyi bir sezon geçirip de milli takıma alınmayan oyuncuları da konuşayım. Ana konumuza girelim hemen. Efe Can Karaca 6 gol 12 asist. Serdar Güller 6 gol 9 asist. Tayfur Bingöl 4 gol 10 asist. Emrah Başsan 7 gol 5 asist. Mert Hakan Yandaş 2 gol 10 asist. Abdülkadir Ömür 7 gol 3 asist. Emre Mor 6 gol 4 asist. Şimdi bunların da yanı sıra Serdar Aziz var. İrfan Can Kahveci var. Hani Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş. Fenerbahçe açısından ama Emre Mor en azından, yani Emre Mor Karagümrük açısından, ne bileyim Abdülkadir Ömür Trabzonspor açısından bence yer alabilecek isimlerdi. Hani milli takıma performansa göre mi oyuncu çağrılıyor? Menajer performansa göre mi çağrılıyor? Bunun kararını siz verin. Şimdi Süper Lig'de altın bir 11 yapacak olsak, şöyle bakıyorum. Ferdi'yi alırım Türk olarak. Abdülkadir Ömür'ü de ben alırım diye düşünüyorum. Hani vaka yemeği belki Kanada alırsın. Gezzal, Rossi falan belki çekebilirsin. Hani Osayi falan da. En azından gümüş 11 yapacak olsan, altın 11 yapacak olsan birçok isimleri alırsın. Neyse. Demek ki sorun bizde. Ali Koç biliyorsunuz beyaz futbola çıktı. Şimdi hem bunu vereyim hem şunu vereyim. Teknik direktör açıklama kısmına gelelim. Ali Koç çıkmadan önce biliyorsunuz uzun zamandır Jorge Jesus olayını konuşuyorduk. İsmail Kartal olayını konuşuyorduk. Ve birçok arkadaşımız, o ya hocam hani resmi imza, arkadaşlar resmi imza sayılır, size duyumlar veriyorum diyordum. Bence bugün ortaya çıktı. Dün itibariyle sabah saatlerinde Murat Zorlu'nun bazı açıklamaları vardı. Diyordu ki Jesus bir santrafor, bir kanat, bir orta saha, bir sol bek istiyor diye. Ben de diyorum bir de kaleci var. 5 diye belirteyim. Bu duyum doğru. Evet, forvet, kanat, orta saha, sol bek. Bu duyum doğru. Kim Min Jae'nin takımda kalması şartıyla tam 22 milyon euro transfer bütçesi istedi diyor. Bunu biraz değiştireyim. Hani Kim Min Jae gibi birçok ismin takımda kalması şartıyla bir liste sunuyor. Onların alış fiyatı 22 milyon euro civarında. Hani bir forvet, bir kanat, bir orta saha, bir sol bek. 22 milyon euro yeter de artar şeklinde bir duyum var. Bu da doğru. Arkadaşlar alınacak futbolcuların transfer market piyasa değeri değil. Verilebilecek bonservis. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Hani eğer stoper satışı yapılırsa bir tane de stoper alacağım demiş. Tabii mevcut kadrodan oyuncu satılmadığı takdirde alınmayacak diyor. Tabii insanın aklına şu geliyor, Jorge Jesus dememiş mi? Bu ekonomik koşullarda 23 milyon euroyu reddedemeyiz. Oyuncu da gitmek ister. Kim Min Jae satılsın. Hani scout sistemi boşuna mı var diye. Bilemeyeceğim. Jason Denayer'i soruyorlar. Denayer serbest kaldı hocam. Fenerbahçe bir transfer Denayer mi acaba diye. Yani ben de farkındayım, iğrenç oldu ama. Şimdi benim bildiğim Jesus Denayer konusunda istekli olabilir. Yani doğru. Hani 3 milyon euro imza parası olabilir. Yani Olimpik Lyon'un 17 milyon euro piyasa değerinde 26 yaşındaki oyuncusu. 1.84 boyunda hızlı bir stoper. Galatasaray'da izlemiştik geçmişte. Yani kiralanmıştı sadece. Valla hani yanlış anlamayın ama sağ ayaklı eğer Kim Min Jae falan satılacaksa yıllık ücreti basıp getirmek lazım. Tabii getirebilirsen. Ama zor, imkansıza yakın, onu belirteyim. Biz şu an kurtulmaya odaklanalım. Mesela Novak, Davo, Mesut Özil, değil mi? Hani bunların yıllık ücretleri, bunların yükümlülükleri fazla ama yaşları da fazla. Bak, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ancak eğer bu 3 oyuncu satılırsa ya da giderse son belki de 10-15 yılın, 20 yılın en genç takım iskeleti en genç takım iskeleti oluyor. Haberiniz var mı? Yani eğer bunlar giderse 30 yaşından büyük 3 futbolcu falan kalıyor herhalde. İnanılmaz bir şey ve güzel bir jenerasyon oluyor. Yıllara hükmedebilecek bir jenerasyon oluyor. Fenerbahçe taraftarı diyor ki bu jenerasyonu gidelim Jorge Jesus'la tamamlayalım. Yani abidik gubidik isimlerle değil. Abidik gubidikle abidin üstüne alınma sen, sana demiyorum. Şimdi mesela Rossi, ben Rossi'yi savunan yegane insanlardan biri olarak yani performansını beğeniyorum. İyi bir paraya gideceğini de düşünüyorum. Onunla ilgili de konuşacağım ama diğer kısımda konuşalım. Hatta Ali Koç'un da bir açıklaması var. Benim duyumlar doğrular nitelikte. Hani mesela Vargas ismi Adana Demirspor'daki. Eğer çok paran kalmazsa, becerebilirsen, mesela Vargas'ı çekebilirsin, çok da mantıklı olur. Atıyorum Rossi'yi gönderip yarı fiyatına, belki 1/4 fiyatına, 1/3 fiyatına alabilirsen mantıklı. Şu an mesela boştaki futbolculara bakıyorum. İyi bir teknik direktör ismiyle getirebileceklerine bakıyorum. Birçok isim getirebilirsin. Boştaki herhangi bir ismi getirebilirsin. Bakıyorum felaket topçular var. Ya bir an önce açıklansın diyorum şunlar boşta kalmadan önce. Ve Ali Koç açıklamalarda bulundu. Öncelikle Ahmet Çakar, Jesus hayırlı olsun diyelim mi? Ali Koç, ondan daha önemli soru, hoca kim olacak? Şimdi Ali Koç gizemli konuşmayı seven bir adam. Aynı benim gibi şifreli konuşmayı seven bir isim. Gerçekten dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şifreli konuşmayı çok sever Ali Koç. Yani onu söyleyeyim. Şimdi Ali Koç'un bu konuşmasını hemen kötüye yordular. Şöyle dediler, böyle dediler. Ben önce şunu da söyleyeyim. 22 milyon euroluk transfer bütçesi olayını birçok arkadaşımız küfürle karşılamış. Ulan çok fazla, şöyle böyle demiş. Ya manyak mısınız? Geçen yıl 20 küsür milyon acayip takım kurmadık mı? Fatih Terim 2021-22 sezonu başında 25-30 milyon euro harcatmadı mı? Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a transferlerini bedava mı sanıyorsunuz? Onu da geçtim. Şimdi Mustafa hocanız size haftalardır Jorge Jesus ismini söylerken, daha öncesinde Löw'ü konuştuk. Hani Löw olayını anlattık. Sonrasında Jesus olayını anlattık. Bunları anlatırken sihirli bir kelime kurmuştu. Daha doğrusu sihirli cümleler kurmuştu. Demişti ki sihirli cümlelerde iki hocadan biriyle kesinlikle devam edeceğiz. Ya İsmail Kartal ya Jorge Jesus. 3 yok. Hani kanıtları, delilleri videolarda var. Kapak fotoğraflarında var. Açıp bakabilirsiniz. Şimdi kendimi övdürtmeyin bana. Kendimi övdürtmeyin. Yani açın bakın, kanalımızdaki videolara bakın, şeylere bakın. Hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani hepsine bakabilirsiniz. Hani Jorge Jesus imza olayı, şu bu iki seçenek olayı vesaire vesaire. Ha, arada başka isimlerin zikredildiği de var. Onların da açıp içeriklerine bakıp oradaki duyumları dinleyin. Yani duyumları dinlemeden şey yapmayın, karşıma çıkmayın. Yanılırsınız. Şimdi hal böyleyken, bak hal böyleyken, Ali Koç 23 Mayıs 2022. Aslında o benim hep işaret ettiğim 23 Mayıs duyumunu doğruladı. Çok şükür. İlk defa tarihte yanılmadım. Normalde duyumda yanılıyordum. Yani duyumda yanılmıyorduk, tarihte yanılıyorduk. Ama bu sefer tarihte yanılmadık. Çok şükür. Ali Koç dedi ki iki seçenekten biriyle devam edeceğiz. Ya İsmail Kartal ya Jorge Jesus. Tabii ekrana ben şu etiketi verdiğim zaman birilerinin zoruna gidiyor. Ama kimse kusura bakmasın. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası, Ali Koç ya İsmail Kartal ya Jorge Jesus derken aslında MHYB dedi ama başka bir olay var. Çalışabileceğimiz şu an iki hoca var. Biri İsmail Kartal, diğeri Jorge Jesus diyor. Yani biri İsmail Kartal, biri Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim, taraftarımız yine mutsuz olacak. Onu seçsek niye devam edilmedi? Öbürünü seçsek hani niye A+ hoca alınmadı? İlk puan kaybında şöyle olacak, böyle olacak diye. Doğru mu? Doğru. Yani her açıdan baktığınız zaman Fenerbahçe taraftarının tepkisi ağır olacak idi diyor. Haklı mı? Haklı. Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Fenerbahçe taraftarı her şeye itiraz ettiği gibi buna da itiraz edecekti. Buna da itiraz edecekti. Ve ne oldu? Diyor ki şöyle böyle. Bu arada kanalda şimdi bir tur yapıyorum. Jesus olayına falan filan bakıyorum. Fenerbahçe duyumları Jesus. Ha, 13 Nisan 2022. Löw iptal oldu. Ya Jesus ya İsmail Kartal. 1,5 ay olmuş. Neyse. Videonun içeriği bu arada kanalda var arkadaşlar. Gidip bakabilirsiniz. Hani ben sadece tarihi söyleyeyim de sonra demeyin ki hocam hani şöyleydi böyleydi demeyin. Şimdi size iki tane olay hatırlatayım. Birincisi, yerli hocayla çalışırsam sadece Aykut Kocaman olur ya da yabancı olur deyip de Erol Bulut getiren Ali Koç. İkincisi, yerli olursa sadece Emre Berezoğlu olur ya da yabancı olur deyip de vesaire vesaire diyen hocam. Şimdi iki tane adayımız var. Hayır, iki tane adayımız falan yok. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli. Jorge Jesus. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Ali Koç'un Jorge Jesus'u açıklama şeklini anlatayım. Diyor ki, pazartesiye kadar teknik direktör konusunda ne yaptığımızı herkese açıklayacağız. Yönetim kuruluyla oturacağız, karar vereceğiz. Bak, pazartesiye kadar. Şimdi bunu pazartesi algılayanlar var. Ben duyumda şöyle söyledim. %100 23 Mayıs'tan sonra açıklanacak. Herkese de o meydan. Yok Beşiktaş maçından sonra açıklanacak. Yok Galatasaray maçından sonra açıklanacak. Arkadaşlar, benim bu 23 Mayıs duyumu öyle bir günlük iki günlük değil. Ta bu derbiden önce, ha, Beşiktaş derbisinden falan önce, hatırlayın. Beşiktaş derbisinden sonra kesin açıklanacak. İsmail Kartal'a gerek kalmadı ki. Takımı tanıyacak falan. Ta oralardan. Yaklaştığımız dönemde dedim ki arkadaşlar, iki tane duyum var. Evet, 23'ten sonra açıklanacak. Kesin %100. Ama 28 Mayıs'ta mali kongre var. Mantık olarak da duyum olarak da bana sorsanız ben de aynısını söylerim. 28 Mayıs derim. Ama bu zayıf duyum. 28 Mayıs olarak da 29 Mayıs olarak düşünün. Çünkü hemen o gün açıklanır mı sıkıntı. Gerçi o gün de açıklanabilir. Borsa hisseleri falan pazartesi tavan yapar. Velhasıl kelam 23 Mayıs tuttu. 23 Mayıs gecesi Ali Koç aslında Jorge Jesus dedi. Bence hayırlı uğurlu olsun. Ama devamına bakın. Futbolcularımıza sesleniyorum. Az tatil yapın. Sezonu erken açacağız. Bunu diyen adam diyor ki hiç acelemiz yok. Pazartesiye kadar açıklayacağız. Bu sezonu erken başlayacağız diyor. Şimdi Ali Koç hem futbolculara erken açacağız kampı deyip 14 Haziran'ı işaret edip hem de teknik direktörü sarkıtmaz diye düşünüyorum. Siz söyleyin. Yani siz söyleyin. Pazartesiye kadar herkese açıklayacağız diyor. Ve yönetim kuruluyla diyor. Şimdi 13-14 Haziran gibi sezon açacağız. Sezon başının çok öncesinde yeni hocamız netleşmiş olacak. Pazartesi günü açıklayabiliriz diyor pazartesiye kadar. Hadi bunu da geçtim. Sihirli cümleye geliyoruz. Diyor ki 2,5 aydır detaylı bir şekilde Jorge Jesus takımı inceliyor. Burada hangi etiket çıkacak? 1. Bitti mi? Cık, bitmedi. Bitmedi. Bu bir. İkincisi, 2 tane hocayla görüşüyoruz dedi ya. Jorge Jesus'ta, İsmail Kartal'da 14-15 kişi takımda tutulmalı. 4-5 transferle bu işi yaparız dediğini söylüyor. Bu 2. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. İşte Mert Hakan olsun, Kim Min Jae olsun, Altay Bayındır olsun, ben bunları satmayı düşünmüyorum diyor Ali Koç. Ben bunları satmayı düşünmüyorum diyor. Ben bunların üstüne kadro kuracağım diyor. Etti mi size? 3. Hocam financial fair play var. Spor yasası var. Ali Koç alamaz, hapse girer diyen arkadaşlar vardı. Yine bu MHYB kalsın şurada. Ben size ne dedim? Hiçbir şey olmaz. Rahat olun. Ali Koç, spor yasası uygulanabilir değil. Denk bütçe tutturmak zorundayız. Tutturamazsak hapse kadar yolu var. Orantısız cezalar var. Borcun tanımı belli değil. Çat yayıncı kuruluşa indirim yapıyorlar. Onlar sorumlu değil, biz sorumluyuz. Ya biz bütçeyi yaptık, sezon başladı. Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı. Onlar sorumlu değil, biz sorumluyuz. Mücbir sebep, Covid. Yine biz sorumluyuz. Bu uygulanamaz diyor. Yani hapis cezası falan filan hikaye diyor. Bu 4-5 artık ne derseniz deyin. 5 yıldız konusu. Şimdi şunu bir indireyim. Şurayı görüyorsunuz. Bu benim duvar kağıdım. Yani bu evin duvarı arkadaşlar. Böyle şey falan değil. Perde merde değil yani. Direkt duvar. Ben 2 yıldır, 2,5 yıldır hatta karşımda da tablo var. Ferhat kardeşimizin tablosu. Şimdi bilgisayardan gösteremiyorum. 2-2,5 yıldır ben bunun kavgasını yapıyorum ve son zamanlarda hayırlı olsun 5 yıldızlı formamız diye özellikle belirtiyorum. Hatta Ali Koç 2023-24 formaları 5 yıldızlı diyor ama bir bakmışsınız 2022-23 formalarında da 5 yıldız olur. 555 TL'ye olur. Duyumlarımda inşallah MHYB olur. Yani ne olursa olsun 5 yıldız takacağız. TFF ceza verirse versin diyor. Bu da tamam. 2,5 aydır izleyen Jesus'tan ilgili diyor ki bu takım 3 günde bir maç yapacak. Bunu idare edebilecek bir hoca düşüncemiz var dedi. Yani çaktırmadan yine Jorge Jesus'u işaret ettim. Hani İsmail Kartal'ı küçümsemiyor etmiyor ama durum bu. Hepinizin dikkatinden kaçan bir olay var. Söze girerken İsmail Kartal'a sitemle girdi. Yani sen beni kızdırdın dedi. Çünkü gelirken her şeye kabul. Biz dedik ki sen sezon sonuna kadar takımın başında duracaksın. Sezon sonu A+ bir hoca getireceğiz. İsmail Kartal bunu kabul etti. Hatta biz dedik ki 2. adam olabilir misin? Olabilirim dedi. Ama sonraki konuşmalarıyla kızdırdı derken sağ olsun geveze beyaz futbol ekibi araya bir laf soktu. Yani bütün işaretler bu. Ayrıca aynı Ali Koç aldığımız istihbarata ve yaptığımız görüşmeler sonucunda Financial Fair Play'de sorunumuz olmayacak gibi diyor. Bu da Mustafa Hocanızın Financial Fair Play sorunu kalmayacak duyumunu doğrular nitelikte. Kendimi övmeyi seven bir adam değilim. Ama dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani her yol, her işaret MHYB'ye çıkıyor. Farkında mısınız? Bitti mi? Bitmedi. Diego Rossi olayı da var. Onu da konuşayım. Ben Rossi'nin ilgili gerek üyelere gerek abonelere çok güzel duyumlar verdim. Çok güzel duyumlar verdim. Dedim ki arkadaşlar tamam söz hani 5.5'a alındı ama iyi futbolcu, şöyle iyi futbolcu, böyle iyi futbolcu göndermememiz lazım. Elde tutmamız lazım. İyi futbolcu. Bana gelen duyumlara göre işte yüksek teklifler var. Özellikle Güney Amerika'dan, Avrupa'dan da var ama Güney Amerika teklifleri daha cazip. Hatta 12 milyon euro konuşuluyor. Ben çok inanmak istemiyorum ama yani 12 milyon az bile, göreceksiniz. Bu çocuk teklifler alacak. Şöyle böyle dedikçe birileri güldü. Ali Koç canlı yayında ağzından kaçırdı, fark ettiniz mi bilmiyorum. Dedi ki Rossi'ye çok ciddi teklifler var. Hem de çok fazla var dedi. Hatta yanlışlıkla Güney Amerika dedi herhalde ya, yanlışım yoksa. Güney Amerika'dan kasıt Brezilya arkadaşlar, bilginiz olsun. Brezilya takımlarından bir takım. Çok ama çok net bir teklif var. Öyle böyle değil. Yani net bir teklif, çok net bir teklif. Anlatabiliyor muyum? Çok net bir teklif. Bir de şunu söyleyeceğim. Normalde saat 16'ya bir video planladım. O videoyu normalde siz 10.30'da izleyecektiniz, sabah 10.30'da. Bunu 16'da izleyecektiniz ama önem sırasına binaen önce bunu koymayı tercih ettim. Hani orada da aslında bu yayında konuşulacak duyumlardan falan bahsettim. İşte Luis Suarez olayından falan yalanlayacaklar şöyle böyle diye. Sonra ya, videoya bakıp da olan adam video konuştuk, Ali Koç konuştuktan sonra etti falan filan demeyin. Zaten orada belirtiyorum. Saati de belirtiyorum. Hani 23 Mayıs saat 20 civarında çektiğim falan belirtiyorum. Onu izlersiniz. Peki hocam memnun musun? Yani Jorge Jesus olayından memnun musun? Arkadaşlar benim size şunu söyleyeyim. Ben sizlere hesap verememekten dolayı korkarım. Siz de çok önemli değilsiniz ama Allah'a karşı hesap verememekten korkarım. Size karşı bir duyum verip de ya arkadaşlar hakkınızı helal edin, yani bana böyle verilmişti ama böyle çıktı demekten de utanıyorum. Çünkü ya ne kadar olsa olsun sanki hani sizleri ben bir aile gibi görüyorum. Hani burada videolara beğeni atın, yok reklam izleyin, reklam tıklayın, abone olun falan derken gerçekten aileden biri olarak gördüğüm için söylüyorum. Yani sizlere yanlış duyum vermektense ya kanal kapansın istiyorum. O derece. Jorge Jesus olayında da, Löw olayında da size süreci çok doğru bir şekilde aktardım. Hatta size dedim ki hatırlarsınız Jesus olayı ilk çıktığında. Bakın görün bakın ben bunun hani Löw'e nispet olduğunu düşünüyorum. Yarın bir gün Löw pişman olup gelip görüşme talep eder. Sonra bu sefer de biz ona benzer süreci yaparız. Ya da belki de Löw'le anlaşırız. Jesus olmaz diyordum. Löw görüşme talebinde bulunuyor. Hatta görüşüyorlar. Ali Koç'la Löw'ün görüşmesi var. Yüz yüze değil. Öncekileri demiyorum. Yakın zamanda. Ama şimdi teknik direktörlüğe dönme kararı alıyor beyimiz. Takım çalıştırma kararı alıyor. Ali Koç da ona, onun anlayacağı dilde bir cevap veriyor. Yani belki Löw'ün kendi açıklar. Ya da belki Ali Koç'un kendi açıklar. Ben mecbur yayını 1.30'da kapatmak zorunda kaldım. Yani bu videoyu çekmek için şu an saatim 1.45. Uykudan feragat ediyorum. Haberiniz olsun. O yüzden bu videoyu beğenin yani. Löw'ü beklemeyin artık. Jesus'a hayırlı uğurlu olsun deyin artık. Yeni hocamızın arkasında durun artık. Hani hocam Bielsa gibi olmasın, aman Bielsa gibi olmasın diye kafamın etini yiyen arkadaşlar vardı. Bakın ne oldu? Bielsa gibi olmadı. Çok şükür. Aman da olmasın. Ya ben istiyorum Fenerbahçe şampiyon olsun. Başarıdan başarıya koşsun. Öyle şampiyon olsun ki yani rakipler çıldırsın. Ulan bunlar nasıl top oynuyor desin. Bunlar nasıl futbolcular desin. Ulan bunlar delik deşik ediyor rakipleri. Bizi ne yaparlar desin. Ya desin istiyorum. Anladınız mı? Desin istiyorum. Ondan sonra yorum yaptığım zaman bazılarının gücüne gidiyor. Arkadaşlar gücünüze zorunuza gidecek bir olay yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Yani benden iyi duyumcular vardır. Benden iyi yorumcular vardır. Benden çok bilgili futbol bilginleri vardır. Hiçbirine lafım yok. Hepsine saygım var. Tek saygısızlığım, yani saygım olmayan tek şey saygısızlık. Saygısı olan herkese saygım var. Ali Koç bence yeni teknik direktörü de açıkladı. Bence Jorge Jesus dönemi başladı. An itibariyle başladı. Dediğim gibi üstüne düşerim. Elimizden gelince ben size daha da duyumlar aktarmaya çalışacağım. Asıl bundan sonra transfer dönemi başlıyor. Bizi hareketli günler bekliyor. Kanalımızda olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Resmi olarak yeni teknik direktörümüz hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada abone olun ya. Yani abone olun arkadaşlar. Bak daha ne yapayım ben ya. Ha sözünüz vardı. Jesus gelirse seni kral yaparız. Geçen sene Bielsa'da diyordunuz ya. Bielsa gelirse kanalın 100.000 olur. Yalan. Külliyen yalan. Yalancısınız. Bazı arkadaşlara diyorum. Yalancısınız. Bunda da aynısını söylüyorum. Hadi bakalım. Jesus gelirse kral olursun. 25.000, 30.000 olursun diyordunuz. Gösterin kendinizi. Bakalım şura kaç olacak. Bakalım kaç kişi delikanlı sözünde duracak. Görüşmek üzere.